Sayın rektörüm, değerli misafirler, değerli öğretmen elemanları ve sevgili öğrenciler. Yüksel Kurumsu düzenlemiş olduğu 9. Kariyer Günleri etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Öğrencilerimizin başarıya giden yolda tecrübe kazanmaları bakımından okulumuzun ilkelerinden olan kariyer günlerini düzenliyoruz. Öğrencilerimizi milli, manevi, insani ve evrensel değerler benimsemiş, mesleki ahlak değerleri yaşayan, özgüveni yüksek, güçlü bir kişiliğe ve karaktere, hür, bilimsel düşünme gücüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve üretken bireyler olarak yetiştirmek en büyük idealimiz. Bu doğrultuda bilgi donanımının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarla da öğrencilerimizin kazanımlarını artırmaya gayret ediyoruz. Rekabet şartları günümüzde vazgeçilmez bir unsurdur. Öne geçebilmek için farklılık oluşturmak gerekiyor. Akademik bilgi farklılığın bir dayağı oluşturur. Bunun dışında ise kongre, sempozyum, konferans, panel, seminer gibi etkinliklere katılmak diğer ayağını oluşturur. Öğrencilerin aldıkları derslerin yanında katıldıkları bilimsel etkinlikler onların kariyer gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, kariyer günleri sizlerin bilgilendirdik, gerçek hayattan kesitlerin anlatıldığı, yaşanmış hayat hikayelerin konuklar tarafından sizlere yön vermek, yol göstermek ve tecrübelerinden istifade etmeniz amacıyla hazırlanmış, geleceğinizin ışık tutmasını hedefleyen güzel bir uygulamadır. Sizler burada konukların yapacakları sunumlarıyla yaşadıkları tecrübeleri kendinize hedef alarak geleceğiniz ilgili kariyeriniz hakkında fikir sahibi olacaksınız. Bizler geleceğin nesiller olan siz öğrencilerimizi hayata hazırlanırken rehberlik etmek, bilgilendirmek için bu programlar düzenliyoruz. Umarım faydalanır, yararlı görürsünüz. 9. Kariyer Günleri programının en önemli özelliği farklı yelpazede konuşmacıların bulunmasıdır. Yani okulumuzun her bölümünün öğrencilerinin faydalanabileceği konuşmalar olacağını göreceksiniz. Bu noktada bizleri kırmayarak 9. Kariyer Günlerimizde bizlerle birlikte olan değerli katılımcılara teşekkür ederim. Ayrıca konunun uzmanlarını buraya davet etmesi ve bu etkinliğin düzenlenmesindeki kişisel çabalarından dolayı başta öğretim görevlisi Kahraman Köktürk ve Hakan Acar'a katılımlarınız için siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin çok başarılı bir eğitim dönemi ve sonrasında da başarılı bir kariyer dönemi geçirmelerini dileğiyle sevgilerimi sunuyorum. Saygıdeğer öğrencilerimiz. Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 9. Kariyer Günleri etkinliğinde sizinle burada bulunmak bizim için büyük bir sevinç olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bizim de üniversitedeki görevimizin hemen daha başında sıcağı sıcağına böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmanın ayrı bir anlamı da var. Tabii biz daha önce burada kariyer günlerine katıldık. Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu'nda daha önce mazimiz var, kariyerimiz var, öyle söyleyeyim. Önceki dönemlerde, 2007'de, 8'de, 9'un birinci dönemine kadar değişik vesilelerle, değişik
derslerde sizden önceki arkadaşlarınızla eğitimlere katıldım. Kendi şeyinizde derslerinizi verdim. Tabii kariyer genellikle benim uzmanlık alanım olmamakla birlikte sosyal alanda çoğumuzun ilgilendiği bir konu. Çoğumuz geleceğimizle ilgili bir takım endişeler, bir takım kaygılar, bir takım planlamalar, bir takım hayaller kurarız. İyi şeyler olsun isteriz kendimiz. İyi yerlere gelmek isteriz. Önemli birisiyle görüştüğümüzde o kişinin kendimiz için rol model olmasını arzu ederiz. Ben lise 1. sınıf ya da ortaokul 1. sınıfta hatırlamıyorum. Bir kaymakamımız derse gelmişti. Demişti ki ne olmak istiyorsunuz diye. Ben de kaymakam olmak istiyorum demiştim. Yani neden hani sizin için o gün için uzanabildiğiniz, değebildiğiniz bir küçük ilçede en yüksek kim var? Kaymakam var. Hedefi kaymakam seçmiştik o zamanlar. Tabii kaymakam olamadık. Çalışmalarımız ya da şartlar öyle gelişti. Şimdi tabii kariyer bir planlama gerektiriyor. Ama bu planlama içinde adımlar gerektiriyor. Ben hep şöyle ifade etmeye çalıştım bunu. Yani hedefler büyük ama adımlar küçük, istikrarlı. Büyük adımlar atarak büyük hedeflere çabucak varmanız mümkün değil. 1988 senesinde ben üniversiteye ilk girdiğimde aynen sizin gibi bir meslek yüksek okulum, İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekliği'ne kaydımı yapmıştım. Bir dönem okudum, sonra dedim ki ya ben hani bir fakültede okumam lazım, gerektiğini düşündüm kendi adıma. O sene kaydı dondurup tekrar üniversite sınavına girdim. Bu sefer de esas hedefim hukuk okumaktı. Yani şeyimiz oydu. Ama bir puanla hukuk kaybederek İTSAT'a yerleştik. Tekrar üniversite sınavına girince çok ciddi bir puan kesintisi oluyordu o zaman. Fakat orada şunu demiştim yani ben bu puan kesintisine rağmen bu dönem hukuka gireceğim demiştim ama dediğim gibi adımlar attık ama yetmedi. Yıl geçti. 2014 yılında o kaldığımız, yarım bıraktığım okulu bitirmek için tekrar başvurdum. Şu anda 3-5 dersim vardı. Bu dönem bir rektörlük seçim süreci olduğu için sınavlarda katılamadım. Belki dinlemelerine katılarak okuldan mezun olmayı düşünüyorum. Yani esasında hayatta yapacağınız şeylerin bir planı bazen sizin planladığınız gibi gidiyor, bazen de gitmiyor. Ama öncelikle şu çok önemli. Bilmiyorum kariyer planlamacılar ya da insan kaynakları uzmanları bu konuda nedir ama ben şahsen kendi fikrim olarak şöyle düşündüm. Bulunduğunuz, sizi bir üst noktaya taşıyacak olan esas temel etmen, temel dinamik, bulunduğunuz noktanın hakkını vermek. Bir üst noktayı geçmek davranışı esas bulunduğunuz noktanın, bulunduğunuz basamağın hakkını vermekten geçiyor. Eğer bulunduğunuz noktanın hakkını vermezseniz, gerekli donanıma sahip olmazsanız, gerekli disipline sahip olmazsanız bir üst noktaya geçemezsiniz. Geçseniz de kalıcı olamazsınız. Eğer gerekli donanım ve gerekli dinamiğe sahip değilseniz hatalar yapma riskiniz de vardır. Üst noktaya geçirmek için bir takım gayri ahlaki yöntemlere de başvurabilirsiniz. Hırs bu anlamda bir noktaya kadar iyidir ama sonrasında size tehlikeli yollar açar. Siz iyiyseniz, birikimliyseniz, çalışkansanız, ilişkileriniz iyiyse, bakın kariyer planlamalarının en önemli unsurlarından birisi de ilişkilerdir. Sıcak ilişkiler, güler yüz. Ama ondan önce bulunduğunuz noktanın hakkını verip bir üst basamağı siz isteseniz de istemeseniz de zorla iterler. Yani kariyer planlamalarının bence en önemli noktası budur. Bu noktayı hak etmiş olmak lazım. Eğer sürekli yukarıya tırmanmak, sürekli yukarıya çıkmak için bir heyecan ve büyük bir çaba, sadece tek amacınız bir üst noktaya çıkmak olursa bu birçok tehlikeyi de barındırır. Yani bu
anlayış sizi yeteneksizlik noktanıza kadar çıkarabilir. Sonra geldiğimiz yerde, yani tabiri caizse çuvallama imkanımız olabilir. Onun için bulunduğunuz her noktanın hakkı. Şu anda ne düzeydeyiz? Eğitim düzeyindeyiz değil mi? Bize düşen en önemli şey, eğitim sürecinin bütün temel bileşenlerine sahip olmak. Dersler. Derslerin iyi olması. Ders dışındaki diğer aktiviteler, sosyal aktiviteler, diğer bileşenler, sertifikasyonlar, kurslar. Çünkü bizim formal eğitimimizin, evet öğrencilerimizin meslek açısından iş hayatına katılım bakımından bir takım şeyleri planlıyoruz. Ama hayat o kadar dinamik ki, iş dünyası o kadar hızlı değişiyor ki, bunun gerisinde kalmamamız gerekiyor. Bu nedenle bulunduğunuz nokta itibariyle en iyiye sahip olmak, en iyi etiketleri almak, diplomaları almak. Ama bu arada da çevreye de, dış çevreye de, sosyal çevreye de ne yapmamız gerekiyor? Ciddi bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda ben bu gibi kariyer günlerinin, etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani ben çok böyle kendisini anlatmayı seven birisi olmamakla birlikte ben bir ilçede bir düz lisede okumuş, üniversiteye gitmiş. Daha sonra o ilçesinde yine bir meslek lisesi okulunda öğretim görevlisi olarak başlamış. Sonra o yüksek okulun müdürlüğünü yapmış. Sonra başka müdürlükler yaparak şu anda üniversitede, bu üniversitemizde, bu ilimizin üniversitesinde de hani en tepe karar alma noktasında bulunan bir kişi. Ama bu bir günde gelinen bir nokta değil. Yani eğer bakarsanız 93 yılında üniversiteyi bitirdiğimizden itibaren yaklaşık olarak 22-23 yıllık bir serüven. Kamunun kendi, akademinin kendi iş disiplinleri, süreleri, bir takım sınavları, şunları bunları. Bunların hepsi de önemli. Ben hayatımda şöyle hatırlıyorum. Kendi adıma ikincisine girdim bir sınavı hatırlamıyorum. Bir yere yerleşmek için, girmek için, bir barajı aşmak için bir sınava ikinci kez girdiğimi hatırlamıyorum. Çok olağanüstü çalışkan ve olağanüstü akademik donanımlı birisi olduğumu da düşünmüyorum. Ama hep şöyle bakıyorum yani. Bir sınav var. Bu sınavdan baraj nedir? Atıyorum 60. 60 alınması gerekiyor. Kendi durumuma bakıyorum. Durumum ne? 40. Örnek olarak diyorum. 40'tan 60'a çıkmak için ne yapmak lazım? Nasıl bir çalışma yapmak lazım? Ne kadar performans sergilemek lazım? Bunu masaya koyarım. Sonra süreyi de ayarlarım. Kaç saat çalışmak lazım? Bizde özellikle meslek yabancı sınavları falan vardır böyle. Yani baraj geçemezseniz 10 yıl kalırsınız, 15 yıl kalırsınız. Başvuramazsınız docenteye, doktoraya, akademiye girişe. O hedefi koyduktan sonra bana düşen çalışmaktır. Zor çalışan da birisiyimdir. Normalde birazcık da böyle hiperaktivitesi olan birisiyim. Ama hedefi koyduktan sonra disiplini ve düzenli bir şekilde bir yabancı sınavına çalıştığımı hatırlıyorum. 2,5 ay çalıştım toplamda. Yani en uzun çalıştığım sınav süresi de bu kadar. 2,5 ay. Ama günde 14-15 saat aralıksız dil çalışıyorum. Yani 2,5 ay zaten daha fazla çalışma şansınız olmadı bütün performansla. Ama hedefe odaklanıyorsunuz. Giriyorsunuz kaç kere ki 60, 70 alıyorsunuz, 75 alıyorsunuz eğer kendinizi hedefe odaklarsanız. Ama böyle bakalım ne olur, o ne olur, gelecekle ilgili hiçbir kaygı taşımazsanız, evet, kaygının kötüsü de iyi değildir, azı da iyi değildir, yani rahatlık da iyi değildir. Yani bir defa kendinize karşı iyi değildir, ailenize karşı iyi değildir değil mi? Sorumluluklarınızla. Çoğunuzun annesi babası size bir şeyler bekliyor. Çocuğum ne yapacak? Okul bittikten sonra nerede iş bulacak? Acaba bir devlet işi bulabilecek mi? Özel sektörde bir iş bulabilecek mi diye. Bu anlamda ana sorumluluk elbette bireysel olarak hepimizin kendisinde. Bizlere düşen, akademiye düşen, üniversiteye düşen, iş dünyasına düşen de bu süreci hızlandırmak olabilir belki de. Ya da bu süreçte size katkı verecek bir takım bileşenleri sağlamak olabilir. Ben bu nedenle bugün burada bulunmak benim için de anlamlı bir aslında tesadüf oluşturdu. Onun için bu organizasyonu yapan başta okul müdürümüz ve çalışan ekibe ve siz değerli öğrencilere
Çok teşekkür ediyorum. Bugünün başarılı geçmesini arzu ediyorum. Saygılar. Ve bu güzel müessesede
geleceğinin temelini atmak üzere eğitim gören, bu nedenle kol kola, gönül gönüle, yarınlara hazırlık yapan çok sevgili gençler, hepinizi başlangıçta sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şuna baktım, bu seyyar mikrofon değil herhalde sizin. Seyyar mikrofon yok değil mi Kahraman Bey? Ben anladım. Böyle kürsü ona biraz sınırları dar geliyor. Ortaya da geçeyim istiyorum. Gelirse oradan da devam edebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada bugün kariyer günleri programında az önce ifade ettiğim gibi çok değerli iki oda başkanımızı dinleyeceksiniz. Ama öncesinde bana sizlerle tanışma, konuşma, sohbet imkanı verdiği için idaremize, organizatör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sözü şuradan başlayayım. Kendimi de kısa takdim edeceğim ama ondan önce. Biz ısrarla eski Türkiye, yeni Türkiye ayrımı ve mukayesesi yaparak bunu öğrencilerimizin, genç kardeşlerimizin, o günleri yaşamayan sizlerin mukayese imkanı yapmasını sağlamak istiyoruz. Şimdi şöyle ifade edelim. Bugün üniversitemizde bir programda siyasi yarış içinde olan genel seçimler öncesi AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak buraya davet edildik ve sizlerle sohbet ediyoruz. Eğer Türkiye'de eski yıllarda, eski Türkiye'de böyle bir faaliyet yapılmaya kalkışılsaydı önce şöyle bir engel çıkabilirdi. Çıktı da geçmişte. Efendim, öğrencileri siyasete bulaştırmayalım. Siyasetçinin burada ne işi var gibi eleştiren, engelleyici, yasaklayıcı yaklaşımlarla karşılaşabilirdik. Eski Türkiye siyasete ve siyasetçiye böyle yaklaşıyordu. Çünkü demokrasi dediğimizde, sandık dediğimizde, milletimizin oyu dediğimizde, milletimizin iradesi dediğimizde sınırlı bir çerçeve çizen, onun dışına da siyasetçinin çıkmasını istemeyen bir zihniyet maalesef uzun yıllar Türkiye'de hakimiyetini sürdürdü. Şimdi çok şükür ki son yıllarda ifade özgürlüğü alanında, düşünce özgürlüğü alanında, siyasi özgürlükler alanında Batı ülkelerinde ileri dediğimiz demokratik hukuk devletlerinde ne varsa Türkiye'mizde fazlası var, eksiği yok arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bakın, şu anda çok değerli Cumhurbaşkanımız ısrarla meydanlarda bir şey söylüyor. Biz seçme yaşını 18'e indirdik ama bununla iktifa etmek istemiyoruz. Seçilme yaşını da 18'e indirmeliyiz. Bunun için gerekli anayasal ve yasal değişiklikler mutlaka yapılmalı. Biz bunun da mücadelesini veriyoruz. Sebebi şu. Bir başka siyasi anlayıştaki lider, hatırlarsanız bu gündeme geldiğinde işte sizin yaşlarınızda iki gencimizi yanına aldı, ekranların karşısına çıktı. Dedi ki, bunlar mı dedi parlamentoya girecek, bunlar mı karar verecek diyerek onların şahsında gençliğimizi tahkir eden açıklamalar yapıldı. Biz üzüldük. Şimdi biz tecrübeli olabiliriz. Bazı şeyleri görmüş, yaşamış, o tecrübelerden edindiğimiz birikimlerle söyleyeceklerimiz, yapacaklarımız olabilir. Ama bütün samimiyetimle şunu ifade edeyim. Taze beyinlerin yıpranmamış, hele hele günümüz imkanları içinde bizim 30'lu yaşlarda öğrendiklerimizi daha 7-8-10 yaşlarında öğrenme imkanı bulan gençlerimizin 18 yaşını doldurduğunda
seçilmiş olarak bu millete, bu ülkeye söyleyecek sözlerinin olduğuna, yapacakları icraatları olduğuna ben de yürekten inanıyorum. Bunun için gençlerimiz adına Allah nasip ederse parlamentoda seçilme yaşında 18'e inmesi için mücadele edeceğimi söyleyerek sözlerime başlıyorum. Şu anda bile biz dolaşırken sohbet ettiğimiz gençlerden ufkumuzu açan, önümüzü aydınlatan çok güzel öneriler alıyoruz. Bu nedenle seçim çalışmalarımıza başladığımız anda da dedik ki, madem ki AK Parti proje partisi, hedefleri olan bir parti, 2023 hedefini ortaya koymuş Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koymuşuz. 1000 yıllık tarihimizi dikkat alarak. Öyleyse 2023'te nasıl bir Burdur istiyorsunuz konulu bir yarışma açtık biliyorsunuz. Gençlerimizden çalışmalar gelsin, bunları değerlendirelim bu amaçla. Çünkü gençlerimizin de çalışmasına, projesine ilimizin, ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Değerli gençler, ben 1955 doğumluyum, Bucaklıyım. Buradan Korkuteli'ye doğru gittiğinizde, çünkü dışarıdan gelen öğrencilerimiz olduğunu biliyorum. Efendim, Kızılkaya'ya geçince sağ tarafta Ürküplü köyü var. Yuvanın ovası var. Yüreğin, Ambahan'ın, efendim, Keçeli'nin ovaları. Antalya sınırındaki Ürküplü köyünde 1955 yılında ben doğdum. Tabii bugünkü imkanlarla kıyaslanamayacak günlerin Türkiye'si. Ama bizim doğduğumuzda rahmetli Adnan Menderes'inde Türkiye'de ilk defa özgürlüklerle birlikte yatırımları köye kadar inen hizmetleri getirdiği dönem. Sonra ilkokulu köyümüzde okuduk. Burdur İmam Hatip Okulu'nun o günkü ismiyle söylüyorum. 1972-73 yılında bitirdim. Biliyorsunuz yakın zamanda katsayı probleminden sizlerin üniversiteye girmekte özellikle meslek okulu mezunlarının çektiği sıkıntıları yaşayanlarınız var. Bir büyüklerinizden öğreniyorsunuz Türkiye gündeminde. Yani aynı yarışa çıkan öğrencilerden birinin ayağına birkaç tane ağırlık bağlıyorlar. Ondan sonra yarıştırıyorlardı. Katsayı adaletsizliği yüzünden puan almasına rağmen istediği okula gidemiyordu insanlar. Bu 1970'li yıllarda da vardı. Eski Türkiye. 7 yıl okumuşuz. Lise denmemiş ismine. İmam Hatip Okulu denmiş. Üniversiteye gelip puan tuttursanız da sadece yanlış hatırlamıyorsam Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin birkaç bölümüyle Yüksek İslam Enstitüleri sizi alıyor. Onun dışında puanınız tıpı da tutsa, hukuku da tutsa giremiyordunuz. O nedenle bir yılda Burdur Lisesi'nde okudum. Daha sonra Ankara Hukuk ve meslek hayatına başladık. Ben Türkiye'nin 9 ayrı bölgesinde savcı yardımcılığından başlayarak Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Savcılığı görevlerinde bulundum. 28 Şubat 1997 olarak anılan postmodern darbe döneminde yargı mensuplarına baskı yapılarak adaleti çiğneyeceksiniz, hukuku çiğneyeceksiniz, brifinglerde verdiğimizi yapacaksınız baskılarına boyun eğmediğim için meslekten ayrılmak zorunda kaldım. Sonunda kısa bir süremiz vardı, onu da tamamlayarak meslekten emekli olma imkanını da elde etmiş oldum. Şimdi 1997'lerde başlayan Türkiye'deki adaletsizlik ve hukuksuzlukları yakinen görüp bir il Cumhuriyet Başsavcısı olarak mücadele içinde olduğundan hukuka, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ülkemizde ne kadar ihtiyacımız olduğunu yaşayarak gören bir abimiz olarak size hitap ediyorum. Bakın, adalet dediğiniz zaman dağdaki çobandan, üniversitedeki profesörümüze, milletvekilinden bakana herkesin hukuk önünde eşit olduğu, eğer bir yanlışlık yapmazsa adil olarak hukukun herkes için uygulandığı bir sistemi kastediyoruz, böyle olmalı. Ama 28 Şubat döneminde böyle olmadı maalesef. İnsanlar fişlendi, insanlara bir takım sıfatlar taktılar,
Birisine dediler senin başın açık, diğerine başı kapalı. Ötekine sakalı var dediler, bıyığının uzunluğunu ölçmeye kalktılar. Parmağındaki yüzüğün gümüş ve altın olmasına göre fişleme ve değerlendirme yaptılar. Yani hukuk çiğnendi. Ama bizim milletimiz hukuku çiğneyenlere siyasi tarihimizin geçmişinde hep dersler verdi. Sandıkta onlara sizin yaptığınız yanlış diyerek oyunu ona göre kullandı. Bu nedenle bakın 28 Şubat postmodern darbesinden sonra 2002 yılında henüz kuruluşunun birinci yılını yeni tamamlamış olan Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin büyük çoğunluğunun teveccühüyle Türkiye'de tek başına iktidar oldu. O günden bugüne 3 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 anayasa değişikliği için yapılan referandum, bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık milletimiz sandıkta oylarına sahip çıkarak bizi yönetecekleri biz seçeriz. Geleceğimize biz karar veririz. Bizim adımıza birilerinin tepeden inme dayatmalarla karar vermesine müsaade etmiyoruz. Kararını uyguluyor. 3 dönemdir bunu uyguluyoruz. Ve şimdi bu ortamda 7 Haziran'da yeni genel seçimlere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi çok vaktinizi almayacağım. Ben Türkiye'nin genel politikasında özellikle anayasa hukuku, temel hak ve özgürlükler, insan hakları, ceza hukuku konularında dünyada neler var, Türkiye'deki tatbikat nedir, hem doktrinini hem uygulamasını incelemeye kaynak gösteren bu konuda da görüşü sorulan, sözü yerine göre itibar gören bir abinizim. Bu gözle dinleyin. Şimdi 7 Haziran seçimlerinden sonra değerli gençler, biz Türkiye'miz için yeni bir anayasa yapmalıyız. Çünkü bakın, anayasalarımız demokratik usulde yapılmadı. Gençler, tabii burada hukuki teknik derinliklere girmeyeceğim ama şunu üniversitede olan da gençliğimizin her kesiminde çok rahat kavrayabilir. Biz cumhuriyetimizi kurarken egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle kurmuşuz. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açılışında yaptığı konuşmadan bir cümle meclisimizde hala arkada yazıyor. Ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O günkü tabiriyle hakimiyet bila kaydı şart milletindir. O günkü cümle bu şekilde. Bunun anlamı şu. Ey millet, geleceğinizi siz kararlaştıracaksınız. Sizin oylarınızda, sizin düşüncenizde sandıktan çıkacak siyasi parti bu milleti yönetecek. Yönetecek ama nasıl yönetecek? Hukuk içinde yönetecek. Adaletle yönetecek. Peki kime hesap verecek? Yeni dönemde millete hesap verecek. Milletimiz beğenmezse onu değiştirecek. Demokrasinin temel esprisi bu. Onun için biz diyoruz ki demokraside önce sandık ve sandıktan çıkan irade önemli. Bunun üzerine ipotek koymak isteyen, baskı yapmak isteyenler hep oldu. Ama artık gençlerimiz de milletimiz de uyandı. Milletin iradesi üzerinde bir tahakküm kurmak isteyen olursa ona milletimiz müsaade etmiyor. Şimdi bu anlayış yeni anayasada yerleştirilmeli, mutlaka en detaylı yer almalı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bunlar şu bakımdan önemli. Eğer ülkemizde yürütme erki olarak gördüğümüz siyasi iktidar güçlü bir şekilde milletten aldığı destekle varlığını sürdürürse, işte o zaman içinde bulunduğunuz yüksek okullar gibi, fakülteler gibi, üniversiteler, yatırımlar ancak güçlü iktidarları eliyle kurulabilir, devam ettirilebilir. Öyle olmazsa, bakın gençler, sizin yaşamadığınız, görmediğiniz koalisyon dönemlerinde bunlardan bahsedemezsiniz. Tabii Türkiye 2002'den bu tarafa koalisyon görmüyor. Belki şimdi genç kardeşlerim sizler diyorsunuz ki, ya Reşat Bey, koalisyon ne? Koalisyona neyi kastediyorsun? Bu bir aklınıza geliyor. Eğer bir siyasi parti tek başına sandıktan hükümet kuracak çoğunlukta parlamenterle çıkamazsa, orada birden fazla parti masa başına oturacak, pazarlık yapacak. Başbakanlık sende olsun,
Adalet ve İçişleri Maliye'den de, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, şunlar sana paylaşacaklar bakanlıkları. Ondan sonra 3 şoförlü otomobil gibi, 3 kaptanlı bir gemi gibi yol almaya çalışacak. Geçmişte bunları Türkiye yaşadı. Maalesef yerinde patinaj yaptı ülke. Hatta yerinde dursa iyiydi. Ekonomi küçüldü, büyümemiz küçüldü, milletin ekmeği küçüldü. Öğrencilerimiz okul istedi, büyüklerimiz iş istedi, mezunlar kendisine istihdam edilecek fabrika, iş yeri, kendilerine ve özelde istedi. Ama koalisyon dönemlerinde bulamadı arkadaşlar. İşsizlik oranı yükseldi, milli gelirimiz düşük kaldı ve fakirleştik. Ve bundan da hem içerideki destekçileri hem de esas Türkiye üzerinde büyük hesaplar olan dış güçler, şer güçler dışarıdan dediler ki iyi, Türkiye'de koalisyonlar olursa gayet güzel gidiyor onlar açısından. Çünkü IMF'ye borç artıyor, milli gelirimizin %70'ini faiz ödemeye ayırıyoruz ama öğrencimize, milli eğitimimize, üniversitemize para ayıramaz bir duruma geliyoruz. Çok şükür 2002'den bu tarafa koalisyonları konuşmuyoruz. Tedenni ediyorum ki milletimiz bu yönetimi, gençlerimiz size mutlaka geçmişi okuyun, mukayese edin, eski Türkiye ile yeni Türkiye farkını görün ve kararlarımızı da geleceğe yönelik buna göre yapın diye bunları söylüyorum. Şimdi inşallah Ankara'da güçlü bir iktidar olduğu zaman AK Parti'nin hele hele Burdur'umuzdan da 3 milletvekiliyle temsil edildiği bir iktidar olduğu zaman biz Burdur'umuza, Hıca'mıza güzel hizmetleri getirmenin mücadelesini vereceğiz. Bakın burada birkaç şeyi açıklayayım, ondan sonra sözlerimi tamamlayayım. Az önce vektörümüz geldi gitti, sağ olsun. Sabahtan da buraya teşrif etmişler, gelmişler. Bir defa Bucak'taki sosyal doku, birlik, beraberlik. Burada bütün vatandaşımızın parka ayırımı yapmadan Bucak'a hizmet vereceksen sıkılmış yumruk gibi birlikteliğini göstermesi nedeniyle Bucak için bir takım ayrıcalıkları uygulama kararı verdik. Çünkü bakın başbakanımız İl il dolaşıyor, seçim nedeniyle konuşmalar yapıyor. Hiçbir ilçeye duramıyor. Çünkü yetiştiremiyor. Ama Türkiye'deki 81 ilden sonra ziyaret ettiği bir tek ilçe var. Neresi? Bucak. Bucak'ın böyle bir ayrıcalığı var. Allah razı olsun, biz kendisine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız olsun, gençlerimiz olsun, birlikte bu teklifi kendisine götürdük. O da Bucak'ımıza geldi, halkımıza hitap etti. Buradaki coşkuyu da gördü. Onun arkasından müjdeler gelmeye başladı. İnşallah bu dönemde Bucak'ta zaten sanayi olduğu için doğal taş mermer sanayi olsun, normal diğer sanayi üniversitelerimiz olduğu için onlarla entegre çalışacak teknoloji fakültesi kurmaya karar verdik Bucak'ımıza. Yüksek okullardan sonra inşallah teknoloji fakültesi önümüzdeki dönem açılacak. Biz bir fabrika olsa yeter diyordu Bucaklı hemşehrilerimiz. Dedik ki biz fazla isteyelim, belki fazlasını da alırız. Bunun üzerine iki fakülte olabilir mi? Bunun çalışmasını yaptık. İkinci fakülte olarak da işletme fakültesinden Bucaklı açıyoruz arkadaşlar. O da inşallah. Şimdi ismi olup da faaliyete geçmeyen bir sağlık yüksek okulumuz vardı. Yine YÖK'le ve rektörümüzle yaptığımız konuşmalar, çalışmalar sonunda önümüzdeki dönemde Sağlık Yüksek Okulu'na atamalar tamamlanıp öğrenci alımına inşallah başlanacak. Bu üçüncü önemli müjdemiz. Ama bununla birlikte dördüncüsü var. O da şu, Sağlık Yüksek Okulu ile onun uygulama merkezi mahiyetinde çalışacak yeni nesil huzur evi modeli. Bir projemiz var. Bu da 22 dönümlük bir araziyi Bucaklı bir vatandaşımız, hayırseverimiz bağışlıyor. Onun üzerinde bir yeni nesil huzurevi olarak adlandırdığımız bir çalışma yapacağız. Onu özellikle ifade etmemin sebebi şu, yani huzurevi denince eski modellerde işte bir yurt okul pansiyonu gibi 5-6 katlı bir bina, içinde ranzalarda üst üste kalan ve de hapishane gibi bir anlamda bina. Böyle değil. Zaten biz yaşlımızın aile efradıyla, evladıyla, torunuyla birlikte yaşamasını arzu eden bir anlayıştan geliyoruz.
medeniyetimiz, kültürümüz bu. Ama olur yani. Evladı yoktur, kendinden önce vefat etmiştir, bakacak kimsesi olmayabilir. Bu durumdaki yaşlılarımızın ve sahipsiz kalan çocuklarımızın bakımı için bir üniversite kurulacak. O da topraklar bağını kesmeden, çiçeklerle, ağaçlarla irtibatını koparmadan, gelenek nedeniyle, çevresiyle bir ev, aile ortamında yaşayabileceği, sağlık yüksek okul öğrencilerinin de uygulamalı olarak orada görev alacağı bir proje. Güzel mi? İnşallah bu projeyi de bucağı kazandıracağız. Zaten Başbakanımız ikinci organize sanayinin bucaktayken açıklamasını yaptı. Bunun da biz takipçisi olacağız. Çünkü bucak bir sanayi merkezi. Bu açıdan inşallah bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Bunlar ne demek arkadaşlar? Bucağımızın gelişmesi, Burdur'umuzun gelişmesi demek. Şimdi sizden okuyup mezun olacaksınız. Her mezun olan, bakın diplomayı aldığında daha şimdiden okul bitirmesine az bir süre kadar kardeşlerimiz bile bize geliyorlar. Atamamız ne zaman olur, biz nasıl iş buluruz? Haklısınız elbette. Üniversiteyi bitirdiğinizde, yüksek okullarınızı, fakültenizde bunu söyleyeceksiniz. Ama bu nasıl sağlanacak? Yeni istihdam alanları olması lazım. Fabrikalar olması lazım. Sanayinin güçlenmesi, yeni iş alanlarının açılması lazım. Bu da yeni yatırımlar olur. Onun için bunun da temellerini inşallah şimdiden atmaya başladık. Çünkü biz gençlerimizi seviyoruz. Onlara daha güzel, kalkınmış bir Türkiye'de güzel bir yaşantı armağan etmek istiyoruz. İnşallah hepimizin desteğiyle bunları sağlayacağız arkadaşlar. Haziran'dan bitiyor hocam standımız. Şimdi benim gençlerim milli manevi değerlere sahip çıkan gençler. Belediye başkanımız burada, adayımız burada. 13 Haziran'da bizim için bir Çanakkale gezisi iyi olur. Ben Reşat Bey'in yerinde olsam, belediye başkanının yerinde olsam bu alıkışa Çanakkale'yi vermem. Daha güçlü bir şekilde. Çok güzel bir teklif. Tabii yurdumuzun dört bir bucağından bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin adeta kucak kucağa yattığı şehitler diyarı Çanakkale'yi ziyaret güzel bir proje. 13 Haziran'ın tarih olarak niye o şekilde belirtti kahraman hocamız tam bilemiyorum. 13 Haziran. Şimdi hani böyle bir proje olursa elbette biz katılmak, bulunmak, organizasyona katkıda bulunmak arzu ederim ben şahsen. Yalnız 7 Haziran seçimlerin yapıldığı gün 8'inden itibaren bizi nasıl program bekliyor ona da bakmak lazım. Yani söz verip de o gün şu bahane denmemesi bakımından oraya bir şer koyalım. Yani genel merkezimizin o gün şurada bulunun. Yeni seçilen milletvekillerine şu görev düşüyor, şu çalışma denirse böyle bir aksama olabilir. Çünkü biz 8 Haziran'da Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle milletvekili olacağımızı görüyoruz. O bakımdan bu şehri koymamız lazım. Tamam. Biz yine de gideriz ama sizlerle. Ben kendi açımdan... Çünkü merdivenlerden çıkarken öğrenci kardeşlerimiz iyisiniz dediler, bize bir moral verdiler. Biz de gençlerin arasında ne kadar çok bulursak o kadar kendimizi iyi hissediyoruz dedik. Ben samimiyetle söylüyorum, aranızda da bulunmak isterim böyle bir buralarda. Ama bundan başka sizlere destekleriniz yolun açık olsun, güzel bir faaliyet olur inşallah. Biz bu sözün imzasını da belediye başkanımızdan alıyoruz değil mi? Ama bizim sözümüze güvenin noterlerin.
durumu yaşarız. Bizim öğrenci arkadaşlarımız merak etmeyin, durmayacağız. Bir tane ticaret odası başkanı var. 3.30'daki programda da çok değerli arkadaşlarım var. Burada akvaryum. Tekrar ediyorum gençler, durmayacağız. İzninizle Isparta Ticaret Odası Başkanı. Başkanımızdan bizim bir ricamız var, projenin hakkında. Bir proje takdim etmek istiyorlar arkadaşlar. Estağfurullah. Çok değerli öğrenciler, hepinizi Burdur Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı şahsım ve odam adına saygıyla selamlıyorum.